Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çıtak. Bugün sizlerle beraber Tekno Camon 19 Neo'yu kutusundan çıkartıyoruz ve özelliklerine yakından bakıyoruz. Tekno markasının daha önce pek çok farklı modelini kanalımızda inceledik veya kutularından çıkartıp özelliklerine yine bu videoda yapacağımız gibi yakından baktık. O yüzden YouTube kartlarından diğer videolarımıza mobil playlistimize de bakarak Tekno modelleriyle Tekno Camon 19 Neo'yu karşılaştırabilir ve eğer bir Tekno akıllı telefon satın alacaksanız buna göre karar verebilirsiniz. Tekno Camon 19 Neo gördüğünüz şık kutuyla geliyor. Kutunun üzerinde dikkatimizi çeken ilk şey ise tasarım ödülü almış bir akıllı telefon Tecmo Camon 19 Neo. Jelatinini şuradan Jelatinden çıkarttık. Kutunun arka kısmını çevirdiğimizde burada hem kutuyu rahat açmamızı sağlayan bir karton koruma hem de akıllı telefonun bazı önemli özellikleri yer alıyor. Bunların arasındaki en önemlileri tabii ki kameralar ve ekran. 48 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamera kullanıyor Tekno Camon 19 Neo. Aynı zamanda ön kısımda da 32 megapiksellik bir kamerası var. Hem ön kamera hem de arka kamera konusunda iddialı bir akıllı telefon. Bu arkada görmüş olduğunuz kulakçığı çekiyoruz ve telefonu kutusundan çıkarıyoruz. Kutuyu açtığımız anda bizi Tekno Camon 19 Neo karşılıyor. Şuradaki yine bir başka jelatin kulakçıktan tutuyoruz karşınızda Tecno Camon 19 Neo. Arka kısmı gerçekten çok şık görünüyor. Burada üçgen şeklindeki kesimlerle farklı parlak dokular oluşturulmuş. Kasanın arka tarafı plastik ama cam benzeri bir yüzey varmış gibi görünüyor. Ben arka tasarımını gerçekten bu akıllı telefonu çok beğendim. Çünkü bu gradyal geçişler özellikle Tekno Camon gibi akıllı telefonlarda tasarımla bir fark oluşturuyor. Ve bu gradyal renkler genelde düz parçalar üzerinden yapılıyor veya üst tarafla alt tarafın dokuları farklı tutuluyor. Ama bu şekilde arka tarafta üçgenler ve farklı geometrik şekillerle bu gradyal kesimlerin ayrılması hoş güzel bir detay olmuş. Bu akıllı telefonu satın almak isteyenler için bence tasarım güzel bir ayırıcı neden olacaktır. Ön tarafını çevirdiğimizde bizi 6.8 inçlik bir ekran karşılıyor ama önce telefonun açılmasını bekleyelim. Biz de kutu içeriğine bakmaya devam edelim. İkinci alanı şöyle yukarı doğru çekiyorsunuz. Kullanım kılavuzu geliyor, garanti kağıdı ve önemli bir detay. Telefon için ekran koruyucu direkt kutunun içerisinden çıkıyor. Uygulanmış bir şekilde gelmiyor ama siz rahatlıkla bunu telefonun üzerine uygulayabilirsiniz ki bunlar bence Özellikle Tecno Camon 19 Neo gibi akıllı telefonlarda çok önemli. Çünkü kılıf aramakla, ekran koruyucu aramakla uğraşmıyorsunuz ve akıllı telefonunuzu daha kutudan çıkar çıkmaz koruma altına alıyorsunuz. Yine silikon kılıf da kutunun içerisinden çıkan bir başka önemli detay. Hemen onu da bir deneyelim. Gayet güzel bir şekilde oturuyor. Şeffaf olması da arka kısımdaki bu güzel geometrik detayların ön plana çıkmasını sağlıyor. Telefonu kenara koyalım. Başka neler var bakalım. Şarj cihazımız kutudan 18 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor. Sim iğnesi yine orta tarafta buraya konulmuş. Tip C'den tip A'ya şarj kablosu. Şu şekilde 1 metrelik bir kablo. Tam olarak kadrajda kalıyor galiba. Dur bakayım. Evet. Tam olarak kadrajda kalıyor. 1 metrelik bir şarj kablomuz var. Ve son olarak da kutulardan çıkmasını özlediğimiz detaylardan biri. 3.5 mm girişli bir adet bir adet kablolu kulaklık. Ekstradan bir kulakla para vermeniz gerekmiyor. Dolu dolu bir kutu içeriği. Ben o yüzden bu tarz akıllı telefonların kutu içeriklerini sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Hatırlarsanız bundan 4 ya da 5 yıl öncesinde akıllı telefon kutuları gerçekten dolu dolu olurdu. Yıllar geçtikçe bu kutu içerikleri azaltılırken Tekno gibi markaların halen kutu içeriğine Kutu içeriğinden çıkacak ekstra aksesuarlara önem veriyor olması bence son derece kıymetli. Şimdi hızlıca Tecno Camon 19 Neon'un kurulumunu yapalım ve özelliklerine bakmaya başlayalım. Telefonun kurulumunu yaptım ve karşımıza şu anda HiOS var. HiOS'in 8.6.0 sürümüyle beraber kutudan çıkıyor Tecno Camon 19 Neon. Bir akıllı telefonu ilk kurduğunuzda bence ilk yapmanız gereken şey ekran ve parlaklığa gelmek ve ardından... Koyu temayı aktif hale getirmek. <laughs> Uyarlanabilir parlaklığı kapatıyorum ki video sırasında herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Ayarlar sekmesine gelip buradan telefonum dediğimizde Teknokamon 19 Neon'un birçok farklı teknik özelliğine hızlıca ulaşabiliyoruz. Başta iOS ekranında gösterdiği gibi kutudan Android 12 ile beraber çıkıyor ve kullandığı işlemci birimi Mediatek'in Helio G85 platformu. Ön kameramız başta da anlattığım gibi 32 megapikselken arka kamera 48 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Şu an fark ettiyseniz 6 GB'lık RAM'in yanında bir de artı olarak 3 GB RAM var ki bunu da birazdan anlatacağım. ROM yani depolama alanı ise 128 GB. Bahsetmediğimiz özelliklerden biri bu akıllı telefonda 5000 mAh'lik saatlik bir batarya kullanılıyor. Bu da tam günü rahatlıkla çıkarabileceğiniz bir akıllı telefon anlamına geliyor. Hem 6.8 inçlik gerçekten çok geniş bir ekrana sahip olması hem de 5000 mAh'lik bataryası sayesinde sabah şarjdan alıp bütün gün kullandığınızda eve döndüğünüzde yine rahatlıkla %10'luk, %15'lik belki de %20'lik şarjı kalabilecek bir akıllı telefon Camon 19 Neo. Şimdi isterseniz bu RAM arttırma olayını bir anlatayım ekstra özelliklere geliyorsunuz. Bakın burada sağ üst tarafta bellek arttırma diye bir seçeneğimiz var. Şu anda 6 GB telefonun kendi RAM'i üstüne 3 GB da de depolama alanından kullanılan bellek var. Bu belleğin kullanılabilmesinin en önemli sebebi son yıllarda Akıllı telefonların depolama birimlerinin hızları oldukça arttı. Bu sayede çoklu uygulama desteğinde uygulamaların hızlıca açılıp kapatılmasında destek olabilmesi için depolama alanlarının bir kısmını RAM'e destek için ayırabiliyorsunuz ve depolama alanınızda uygun boyutta alan olduğu sürece de bu özelliği rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sanal RAM ayarlama dediğimizde burada 2 GB 5 GB ve 3 GB seçenekleri var. Neden bunların sırasını farklı söyledim bilmiyorum. Ben mesela 5 GB'a çıkartacağım. Ve telefon hızlı bir şekilde kendisini yeniden başlatacak. Şimdi akıllı telefonu yeniden başlattık. Hızlıca ayarlara giriyoruz. Ardından ekstra özellikler diyoruz. Bellek arttırmaya girdiğimizde mevcut RAM boşalının altında 6 artı 5 GB olarak geçiyor. 11 GB'lık bir akıllı telefona dönüştü bir anda. Tabii ki 6 GB'lık normal RAM kadar hızlı ve etkili değil bu sağladığınız ek alan. Ama akıllı telefonu özellikle yeniden başlatırken farklı farklı pek çok uygulamayı aynı anda bu akıllı telefonda açtığınızda ve bunlar arasında geçiş yaptığınızda çok büyük bir fark göreceksiniz. Hatta destekleyen oyunlarda fazladan RAM'de birçok kez işinize yarayacaktır. Aklınızda olsun. Şimdi isterseniz Camon serisinin asıl olayına yani kameraya gelelim. Çünkü Tekno'nun pek çok farklı ürün ailesi var. Spark, Pova ve Amiral gemisi olan Phantom serilerinin yanı sıra Camon serisi ise orta segmentte çok iyi kamera özellikleri vaat eden ürün grubu Tekno'nun. Şimdi Tekno Camon 19 Neo'nun ana kamerasının 48 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğundan sizlere bahsetmiştim. Aslına bakarsanız hemen arkaya göz gezdirdiğimizde burada 2 adet kamera halkası olmasına rağmen alt taraftaki halkanın içerisinde iki farklı kamera sensörü bulunuyor ve bu iki halkanın sağ tarafında ise akıllı telefonun flaşı yer alıyor. Ön tarafa baktığımızda burada nokta çentik içerisinde 32 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor. Peki bu kameraların özellikleri nedir ve bize ne sağlıyorlar? Telefonun kamera arayüzünü ilk açtığımızda şu anda sensör aşağıya doğru geldiğinden direkt yapay zeka bulunduğu çevre ortamını fark ederek gece modunu öneriyor. Yapay zekayı üst kısımdan kapatıp açabiliyorsunuz. İsterseniz bu akıllı telefonun 48 megapiksellik sensörünün tamamını kullanacağım diyorsanız da hemen AI'ın yanında yer alan 48 megapiksele bir kez dokunarak artık çektiğiniz fotoğrafların çok daha geniş bir yüzey alanına sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Ama bence yapay zeka desteği ile beraber gelen 12 megapiksellik sonuçları daha çok seveceksiniz. Çünkü bu akıllı telefonun yapay zekası fotoğrafları çok iyi işliyor. Buradaki en önemli özelliklerin bazıları ise hemen sol sekmeden erişebileceğiniz ayarlar menüsünde yer alıyor. Burada HDR kapatabilir veya otomatik hale getirebilirsiniz. Özellikle fotoğraf çekerken gün ışığında veya gün batımı gibi anlarda HDR modu gerçekten çok işinize yarıyor. Çünkü hem aydınlık alanları hem de karanlık alanlardaki kontrastları size doğru bir şekilde verebiliyor. HDR'ın açık olması benim bir akıllı telefonda her zaman tercihimdir. Bunun dışında hemen aşağıda yer alan ayarlar bölümünü yukarı doğru kaldırdığınızda erişebileceğiniz diğer farklı kamera opsiyonları yer alıyor. Video bölümüne geldiğimizde ise burada yine farklı seçeneklerimiz var. Burada ilk dikkatimizi çeken değer tıpkı AI Cam yani normal fotoğraf uygulamasında olduğu gibi Gece modunda da video çekebiliyor olmanız. Zaten gece videosu olarak diğer çıkıyor. Diğer taraftan güzellik efektlerini açabiliyor veya bokeh efektiyle beraber yani portrait modunda kullandığımız o yardımcı kameranın da etkisiyle videolar çekebiliyorsunuz. Özellikle bu mod sosyal medya için en çok kullanacağınız video modlar arasında yer alıyor. Belki de birincisi olacak. Çünkü suje ile arka planı anında ayırarak çok daha etkili sosyal medya gönderileri oluşturabilirsiniz. Instagram Reels'ler olur, TikTok'lar olur, YouTube Shorts'lar olur. Bu kısa videolar için bence en güzel formatlardan biri bu. Bokeh efektiyle video çekebilmek. Ön kameraya da geçtiğimizde aynı şekilde bokeh efektini telefonumuzda uygulayabiliyoruz ve ön kamerada da bu şekilde videolar çekebiliyoruz. Arka tarafta bizim stüdyo 3'ü görüyorsunuz. Ön taraftaki suje yani ben ve arka kısımla çok iyi ayrılmış durumdayım. Telefonun bokeh modunda böyle canlı canlı sizlere göstermek istedim. Özetle Tecno Camon 19 Neo video ve fotoğraf çekmek isteyenler için uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun tavsiye edilen satış fiyatı 6599 Türk Lirası. Geniş ekran, iyi kameralar ve geniş batarya bunun dışında ekstradan RAM seçenekleri ve 6 GB'lık RAM'e sahip olmasıyla rahatlıkla sizi uzun zaman götürebilecek iyi bir akıllı telefon Tekno Camon 19 Neo. Eğer bu akıllı telefonun özelliklerini merak ediyorsanız Tekno'nun web sitesinden inceleyebilir ve satın alma kararınızı verebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.